Omurga kanal darlığı bel fıtığıyla çok sık karışan bir hastalıktır. Daha genç yaşlarda bel fıtığı görmekle beraber yaş ilerledikçe omurga kanal darlığını daha fazla görme ihtimalimiz artar. Çünkü disk dediğimiz kıkırdak dokular yaş ilerledikçe bozulur ve yıpranır ve zamanla hacmini yitirir. Kıkırdak dokunun yerinden çıkıp da omuriliği ezme ihtimali de bir miktar daha azalır tabii yaş ilerledikçe. Fakat yaşın ilerlemesinin verdiği bir dezavantaj da omurga kanalının etrafını oluşturan faset eklem dediğimiz eklemlerin ve oradaki ligaman dediğimiz bağ dokuların zamanla büyümesidir. Ve bu büyümeye bağlı omuriliğin geçtiği kanalın daha fazla daraldığını görebiliyoruz. Bel fıtığından farkı şu, bel fıtığının tedavisinde %90 biz ameliyat etmeyiz, ihtiyaç kalmaz. Eğer şikayet yaratıyorsa bile. Fakat omurga darlığında eğer şikayet yaratıyorsa %90'ının ameliyat olması gerekir. Çünkü omurga darlığında en sık görülen şikayetlerden biri yol yürüdükçe mesafenin azalması, her iki kalçaya ve bacağa doğru inen ağrıların oluşması. Ve bu omurga kanal darlığı kendiliğinden yok olmadığı için yaş ilerledikçe ve zamanla daha da kötüye gitme ihtimali, hastanın tekerlekli sandalyeye bağlı olma ihtimali dahi vardır. Bu sebeple cerrahi olmadan omurga darlığı tamamen düzelmez, mümkün değil. Nasıl yapıyoruz bu ameliyatları? Bundan 10-15 sene önce her omurga darlığında mutlaka vida çivi takılırdı hastalara. Fakat yeni gelişen teknolojiyle mikroskopun görüntüsünün daha da iyi olmasıyla artık hiç vida takmaya gerek kalmadan sadece tek taraftan girip iki tarafı birden hem sağ hem soldaki sinirleri rahatlatıcı cerrahi yapıp hastalarımızı güvenle sağlıklarına kavuşturabiliyoruz.